Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yerinden hazırladığı TTA Geometri Soru Bankası kitabında kare konusundaki ÖSYM tarzı test ikinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Kare biçimdeki eş iki kağıdın biri 16 diğeri 36 eş bölgeye ayrılmış ve bu bölgelerden bazıları boyanarak iki harfli T harfi oluşturulmuş. Şekil 1'de oluşturulan T harfinin alanı 90. Şekil 2'deki T'nin çevresi nedir diye soruluyor. Şimdi aynı kareden bahsediyoruz. Şimdi bu T harfinin alanı verilmiş. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tanesi 90'sa bir tanesi nedir? 9'dur. E bu karelere ayrılmış ya. Böyle eş karelere ayrılmış. O zaman bir tanesinin kenarı kaç yapar? 3 yapar. 3 6 9 12. O zaman burası kaç yapıyor? 12 yapıyor. E hocam burası da 12. Şimdi 12'yi 1 2 3 4 5 6 parçaya bölünce bir kenarı kaç yapıyor? 2 yapıyor. T'nin çevresi soruluyor. Hadi bakalım çevresine bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24 tane 2 var. Yani 24 çarpı 2'den cevabı kaç buluruz? 48 olarak buluruz. Evet birinci soru balık eseri oldu. Geldik ikinci soruya. Alanlar içerisinde verilmiş 16. Bunun karesi 4'ün 4 karesi 16 olduğundan burası 4 oldu. Bu a kare 4'ten a 2 buluruz. Bu da 1 yaptı. Şeklin çevresi kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. E burası 1, burası 4, burası 4. Şurası 2. E burası da 2 ya. Buraya 2 kaldı. E burası da 2 ya. Burası 1 olduğundan buraya da 1 kaldı. E burası da 1. Toplayacağız. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 18. 4 daha 22 yapıyor. O zaman çevre 22 yapar. Evet cevap E dremit oldu. Geldik 3'e. Karede köşegen. Yani burası 45-45 yapar. Burası da 45-45 yapar. E, bu bir dikdörtgen 90. E, o burası da 45. E, burası da 45 mi yaptı hatta 90 olduğunda? Evet. 3 ise 3. 1 ise 1. Hocam 3'e 3. İkiz kenar dik üçgenden. 1'e 1. İkiz kenar dik üçgenden. Karenin alanı isteniyor. Bitti gitti. Burası kaç? 4 değil mi? Evet. Karenin alanı 4'ün karesinden 16 çıkar. Yani cevap Akçay. Geldik örnek 4'e. AB noktaları doğrusal. Bir de bak bak bak. BD ile AE eşit verilmiş. Bak. Bir köşegenle alakasız yer değiştirelim. O zaman diğer köşegeni de sen çizeceksin kardeşim. Hop çizdin. Köşegenler nedir? Birbirine eşittir. Köşegenlerin eşitliğini gösterince. a bununla da bu eşit oldu. Yani şuradaki üçgende bir ikiz kenar üçgen çıktı. Hocam bu köşegen olduğu için 45-45. İkiz kenarın tepe açısı 45. 180'den 45 çıkart. 135 2'ye böl. 67 buçuğa 67 buçuk yapar taban açıları. Dolayısıyla alfa 67 buçuk oldu. Yani 4. soru denizli oldu. ABCD karesi AE ve BF boyunca katlandığında bunlar K noktasında çakışmaktadır. Evet üstte binen kenarlar ne oluyordu? Birbirine eşit oluyordu. Hocam şu kenarla da şu kenar eşit olacak. Kareye bu. Eşittir yaz. Aa hocam burada da katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit olacak. O zaman burası da çift çizgi oldu. Ana ne çıktı karşımıza? 60 60 60 çıktı. Bir de üst üste binen açılar eşitti ya. 90 ise burası da 90. Aynı zamanda 90 ise burası da 90. Bitti gitti. Şunun tamamı kaç derece? 360 derece. 90, 90, 180'i buradaysa bu ikisinin toplamı da 180 yapmalı. Alfa artı 60 eşittir 180 ise alfayı da böylelikle 120 derece olarak buluruz. Yani 5. soru balı kesir. Geldik 6'ya. Boyalı bölgenin alanı nedir diye soruluyor bize. Şimdi kare ya. Buraya A dersem. Karenin bir kenarı A artı 2. A artı 2 mi oldu? Evet. Pisagor. Gerçi 10 var. Büyük ihtimalle 6, 8, 10 üçgenidir. 6 koyarsak 6, 8, 10 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Boyalı bölgenin da alanında, karenin alanından burayı çıkartırız. Ya da şurası 8 mi? 8. Burası da 8. Yamuğun alanı şeklinde diye midir? Alt taban artı üst taban. 8 artı 2 çarp yükseklik. Yani yüksekliğimiz 8. Böyle 2 bize sonucu verecektir. O zaman bu da kaç yapar? 40 yapar. Cevap C an oldu. A 6. soruda. Geldik hediye. Mavi ve yeşil renkli tahta bloklar dikdörtgen ve kare biçimindedir. Maviler dikdörtgen yeşiller kare demek istiyor bize herhalde değil mi? Evet. Şimdi o zaman burada eş yapıları kullanıyor. Mavi bloklar kendi aralarında eş. Kırmızı zaten yeşillerde eş. Çünkü birer kenarları ortak. Şuraları A dersek AA. Hocam uzun kenar 2A yaptı. 2A. E burası da A ya. Bak şimdi üstteki dikdörtgen de uzun kenarlı dikdörtgen değil mi? Evet. O zaman burası da 2A yapacak. Hocam A'sı buradaysa buraya da A kaldı. Yani burası A bölü 2A bölü 2 yapıyor. Keşke en başta A diyeceğimizi 2A deseydik. Ama nereden bileceğiz ki? O zaman şunu düzeltelim. 2A 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 diyelim. Toplamda 4A burası. Şurası 4A oldu. E o zaman burası da 4A olacağından buraya 2A kaldı. Eş olduğundan bunlar da eşitse bunlar da A, A oldu. Hatta kısa kenar A ya burası da A. Toplamda 5A kaça eşit oldu? 20'ye. A'yı buradan kaç buluruz? 4 buluruz. Buna göre aynı bloklarla oluşturan şekil 2'deki yapının yüksekliği nedir diye soruluyor. Arkadaş A'yı 4 bulduk. Karenin bir kenarı 8. 8'i yazdın. A'yı 4 buldun. O zaman burası 4. Burası da 4. Burası da 4. Yani senden 4, 8, 4, 8, 4'ün toplamı isteniyor. O da 20, 24, 28 mi yapıyor? Evet topladığımız zaman buradaki uzunluk 28 yapar. Evet güzel bir soruydu. 7. soru akçay oldu geldik 8'e. Kenar uzunlukları 3 kökü ve 1 cm olan 2 kare şekildeki bir verilmiştir. ACE noktaları doğrusal. E, doğrusal diyorsa doğrusallığı gösterelim. E, bu köşegen olmuş oldu. Hatta burası 45, 45 değil midir? Evet. Hocam şurası 90 ya. Tamamı da 90 olduğundan doğrusal olduğundan buraya da 45 derece kaldı. E bizden ne isteniyor? A ile F arasındaki uzaklık. Arkadaş kolay. 3 köklü 3 köklü kök katından dolayı 6. E karenin bir kenarı 1. Ve senden ne isteniyor? Senden A, F uzunluğu isteniyor. Yap Pisagor'unu. Çık sorunun içinden. Bir kenarı 1. Bir, kenarı 7. O zaman şuraya x dersem. X'in karesi eşittir. 1'in karesi artı 7'nin karesinden 49 50 yapar. X de böylelikle kök 50 çıkar. Yani 25 çarpı 2. Hop. 5 kök ki yapar cevap. Evet cevap balık esir oldu. 8. soruda geldik 9'a. Gövde kısmı 6 eş kareden oluşan 6 tane eş kare görüyorsun. Oluşan bir termos 2 askıya aşağıdaki gibi asılmıştır. Evet termos askıya bu şekilde asılmış. 36 cm uzunluğundaki ipin duvarda oluşturduğu şekil bir kare olduğuna göre. Ha şu bir kareymiş. O zaman ben şuraya bir a, a, a dersem. Çünkü eş kareler ya bunlar. Yukarısı 3A mı? Evet. Yukarısı 3A. Ee, burası da ipin 36 santimetre ipin duvarda oluşturduğu şekil bir kareymiş. Hocam 3A ya burası. Burası da 3A. Burası da 3A o zaman. Değil mi? Duvarda oluşturduğu şekil. Bak şurası bir kareymiş. E o zaman 3, 6, 9. Hocam ipin uzunluğunu vermiş. 9A eşittir 36 ise A'yı buradan 4 buluruz. Termos gövdesinin görünen yüzünün alanı. A4 ya. 4G4 16. Bir tanesi 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane 16 isteniyor bizden. O da kaç yapar? 96 yapar. Bizden şuradaki görünen yüzeyinin alın isteniyor. 9. soru Balıkesir çıktı. Geldik ona. Önce böyle katlamışız. Sonra bunu böyle katlamışız. Burası 1'e 3 verilmiş. Sonra bir kenara paralel bir şekilde önce dikey doğrultuda sonra yatağı doğrultuda şekilde kim katlanmış. Son durumda kenarlarda oluşan uzunluklar 1 ve 3 ve 3 verilmiş. Tamam. X kaçtır diye soruluyor. Arkadaş ne yapacağız? Bu bir kare miydi en baştaki? Evet. Şimdi sen bunu geriye doğru aç. Geriye doğru açtığın zaman hocam şöyle şöyle şöyle. X iken burası da X mi oldu? Evet. Sonra geriye doğru açılmış halinde şurası. Bak şuradaki işte tam burada. Bunu da geriye doğru aç. Hop şöyle mavi kalemle açayım. Hop açtım hocam. Açtığım zaman 3 ise burası 3 mi yaptı? Evet. Evet bitti. Bak 3 6 9. Aa, karenin bir kenarı kaç çıktı? 9. En başta kareydi bu. E hocam burası da bak karenin kenarı değil mi? Evet. 9 2x artı 1'e eşit. O zaman 8 eşittir 2x yaptı ve x'i de böyle e 4 olarak buluruz. Bizden de x isteniyor Güzel bir soruydu. 10. soru Denizli çıktı. Ve böylelikle ÖSYM tarzı test 2'yi bitirdik. Bir sonraki videoda test 3'te ÖSYM tarzı test 3'ün çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşça Hoşçakal.